Daha önceden yaptığımız canlı bir deney oldu. YouTube kanalında paylaştığımız deneyde şunu yaptık. Sadece düşünerek, gözleri kapatarak parmağımızın bir tanesini uzattık. Öncesini ve sonrasını herkes kendi gözüyle gördü. Hatta siz o videoyu izleyerek deneyebilirsiniz. Parmağınızın nasıl uzadığını kendiniz görebileceksiniz. Şu gerçek ki insan zihniyle vücudunda fiziksel olarak değişimler yapabiliyor. Fiziksel bir şeyler yapabiliyorsa düşünce gücüyle, o zaman hayatta, işinde, ailesinde veya mesleğinde zihnini programlayarak değişimler çok kolaylıkla yapabilir kişiler. Bununla alakalı aklıma bir hikaye geldi. Bundan yıllar önce serbest dövüşlerde maçlara katılan bir arkadaşımız bizim programlarımıza katıldı. MMA diyorlar buna. Bu arkadaşımız sabahtan akşama kadar çalışıyor, yoruluyor, yıpratıyor kendini. Ve bir hedefi var, derece almak, en iyi yere gelmek. Fakat vücuduyla çalışıyor, bedensel çalışıyor, mental olarak çalışmıyor. Burayı çalıştırmıyor. Burayı çalıştırmadan çok çaba gösterdiği için kendini parçalıyor, yıpratıyor. Bizim programlarımıza katıldıktan sonra zihnin gücünü keşfetti, anladı ve kullanmaya başladı. Daha önceden çalıştığının yarısı kadar çalışmaya başladı beden olarak, ama diğer kullanmadığı enerjiyi de zihin, mental olarak çalışma yaptı. Zihin de maça başlamadan önce kişi kendini programlıyordu. Maçı zihnen bitiriyordu. Bitirdikten sonra kazandığını görüyordu zihnen. Tabii bunun yöntem ve taktiklerini bizlerden öğrenmişti ve ona biz tamamlayıcı eğitim verdiğimizden dolayı eksiğini tamamlayarak tam kişiye göre ona onu öğretmiştik. Ve hocam ben bu zamana kadar boşa enerji harcamışım, hep kendimi boşa tüketmişim, enerjimi boşa tüketmişim. Aslında her şey kafada başlıyor ve kafada bitiyor demişti. Bu arkadaşımız daha keyifli bir şekilde maçı bitiriyor, daha verimli, daha huzurlu ve daha az zarar görerek hep derece kazanıyordu. Şimdi şunu eklemek istiyorum. Bir cümle var. Mindset is alles. Düşüncelerini değiştirdiğinde hayatını değiştirirsin. Düşünce gücü her şeydir diye meşhur bir söz var. Herkesin bildiği Mike Tyson var. Bu adam çok meşhur ve efsane. Çok meşhur olduğu özelliği de hemen birkaç roundla karşıdaki kişiyi knockout ediyor. Bu özelliğiyle meşhur olan kişi sırrını şöyle açıklıyor. Ben maça başlamadan önce ilk önce zihnen düşünüyordum. Kafamda bitiriyordum maçı ve yumruğum çelik gibi oluyor ve bu çelik gibi yumruğu çenesinden vurduğumda çenesinden girip kafatasından çıktığını hayal ediyorum. O yüzden başardım diyordu. Her attığım yumruğu bu şekilde düşünerek, öyle hayal ederek maça giriyordum. O yüzden başarıyordum diyordu. Yani burada biraz önce dediğimiz gibi zihnin gücüyle nasıl maç kazanılır? Burada maç diyorum ama bu sadece maçla sınırlı değil. Hayattaki başarıların, hayattaki kazançların, ailenle olan o huzurun, iş görüşmesi, satış görüşmeleri, sınavlar, aklına ne geliyorsa bunları ilk önce zihnen çözebilmelisin. Bunu öğrendiğinde hayatın kolaylaşıyor. Öbür türlü boşa kürek sallarsın, yorulursun, nefesini tüketirsin, ömrünü tüketirsin, ömrünü ziyan edersin. Biz yıllardan beri bunun nasıl yapılacağını gösteriyoruz. İnsanlar bunu görüyorlar, duyuyorlar, öğreniyor ve uyguluyorlar. Bunun farkındalığını oluşturan yüzlerce YouTube'da videolar paylaştık. Eğer size de düşünce gücünüzü hayatınıza entegre ederek nasıl başarıya başarı katılır, zenginliğe nasıl zenginlik katılır, hayatınıza nasıl huzur katılır, bunları öğrenmek istiyorsanız bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Bizim mentorluk programlarımızın özelliği 3 ayda yaşam kalitesini 2 katına çıkarmaktır. Mentorluk programlarımızın ne kadar etkili olduğunu web sayfamızda kendiniz de görebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayın, sayfayı inceleyin, oradan eğitime başvuru yapabilirsiniz. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.